Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yağ çekmeyen balon pişi. Kesinlikle hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Kızarttığınız yağdan da belli olacak zaten. Hemen şimdi hamurunu yoğurarak başlayayım. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml'lik. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. 1 paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle bu malzemeleri karıştırıyorum. İyice mayayı içerisinde yedirin. Sütünüz çok sıcak olursa mayanız kesilecektir. Eğer çok soğuk olursa bu sefer de mayalanmayacaktır. Bunlara özen gösterin lütfen. Üzerini temiz bir bezle örtüp 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikadır dinleniyordu, yeterdi. Hem bu esnada birazcık süt ve su sıcaklığı gitmiş oldu. Yoksa direkt yumurtaya atarsak bu sefer yumurta pişebilir. Bir tane yumurta. Yumurtayı da karıştırıyorum. Ben 5 su bardağı unu eledim ama hepsini koymayacağım. Önce bir yavaş yavaş ilave edeyim. En son size ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Ellerimi yıkadım. Hamuru da toparladım. Şimdi artık bundan sonra 5 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. 5 su bardağı un da tam geldi. Un bardağını iyice doldurun. Hamuru yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi orta sertlikte, biraz hafif de yumuşak bir hamur oldu. Sonrasında yarım su bardağı daha un kullandım. Ara ara serperek daha genişini aldım. Üzerine streç filmle örtüyorum. Hamuru en az 40 dakika dinlendireceğim. 40 dakika ile 1 saat arasında mayalanacaktır. Bu odanın ısısına göre değişebilir. Mayalandırdıktan sonra hamurlarımı kızartmaya başlayacağım. Fırını 30 dereceye ayarladım. 1-2 dakika ılık hale getirdim. Ondan sonra hamuru içerisine oturtturdum. 30 dakika beklettim. Daha çabuk mayalanıyor. Sizin de aceleniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Birazcık tahtanın üzerine un serpiyorum. Bir 10-15 saniye hamuru şöyle toparlayacağım. Yuvarlıyorum. Tekrar un serpiyorum. Altına un serin ki sonrasında çıkarması zor olmasın hamurları. Hamuru açıyorum. Çok aşırı ince de değil, çok kalın da değil. Şimdi açtıktan sonra göreceksiniz. İsterseniz eğer böyle açmakta zorlanırsanız hamuru ikiye bölün, öyle açın. Ara ara un serpeceğim. Yeterli. Bayağı büyük açtım. Merdaneyle çok rahatlıkla açabilirsiniz. Bir çay bardağıyla yuvarlak kesikler yapıyorum. Kenarlarda kalan hamurları daha sonrasında tekrardan açacağım. İsterseniz de böyle kalpli falan kalıplarda kullanabilirsiniz. Hepsini kestim. Şimdi kenarlardan çıkanları alıyorum. Bunları tekrardan açacağım. Hamur haline getirip gene aynı şekilde keseceğim. Hamurlara şimdi dokunmayacağım. Birazcık burada beklesin. O arada yağ iyice ısınsın. Ben ocağın başına geçip kızartmaya başlayayım. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Bir su bardağına yakın, bu bardak büyük olduğu için biraz az koydum. Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Hamurun kalınlığını da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok ince de değil, çok kalın da değil.
yağ ısındı artık. Hamurları içine atıyorum. Direkt yüksek ayarda kızartmayayım. Bu sefer yakarsınız. Hatta kısıyorum atana kadar. Hatta kızarmaya başladı. Hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Altını bu esnada kısalım. Yoksa yakarsınız. Hemen hızlıca kızaranları çevirin. Kızaranları alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pofidik oldu. Altını sakın yüksek açmayın. Ara ara bakın, kızarması yükseldikçe kısın. Tüm hamurlarımı kızarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Her biri ayrı ayrı güzel kabardı. Gördüğünüz gibi. Çok güzel kabardı. Şimdi size içini de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok çok hafif. Böyle çerez gibi yiyebilirsiniz. İçi de boş. Böyle içine peynirle gerçekten çok güzel oluyor. Bir tane daha açayım. Hepsi aynı şekilde. İçi de gayet güzel pişmiş. Pişmediğini falan düşünmeyin. Şimdi sizlere yağının ne kadar gittiğini de göstereceğim. Kullandığım yağı kullandığım bardağa geri boşaltacağım. Bu bardağı tam doldurmamıştım, biliyorsunuz şuraya kadar falandı. Şimdi boşaltacağım. Gördüğünüz gibi. Kullandığım şuraya kadardı. Sadece şu kadar. Yani 3'te 1'e anca gitti. Çok fazlasıyla yağ çekmiyor. Çok umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.